grafik verilmiş, f fonksiyonun grafiği ve şu değerler istenmiş. Biz eğer fonksiyonun üzerindeki noktaları bulursak, diyelim ki fonksiyonun üzerinde bulunan herhangi bir noktayı, diyelim ki şu nokta f fonksiyonun üzerinde 7,6 gibi bulursak, ikincisi birincinin görüntüsü olur. Yani f 7, 6 olur. Bunu söyleyebiliriz. Fonksiyonun üzerinde olacak ama nokta. Şurayı siliyorum. Şimdi fonksiyonun üzerinde bulunan noktaları işaretleyelim. Fonksiyonumuz şu tabii. Bizim fonksiyonumuz bu. Şöyle ilerliyor. Şöyle ilerliyor ve bu şekilde gidiyor. Bu çizginin üzerinde bulunan noktalar bizim fonksiyonumuzun üstünde olacak. Şimdi noktalar kimler fonksiyonun üzerinde bulunan? Şunu siliyorum tekrar. Fonksiyonun üzerindeki noktalar burası. Fonksiyonun üzerinde bulunan şöyle bir nokta var. Yine fonksiyonun üstünde bulunan şöyle bir nokta var. Ve de böyle bir nokta var. Tabi biz istersek şunu da yapabiliriz. Burada da bir nokta var ama bunun koordinatlarını bulamayız. Bu fonksiyonun üstünde ama koordinatlarını bulamayız. Bunu siliyorum geri. Şimdi işaretlediğim noktaların koordinatlarını yazalım. Şu noktanın koordinatları x ekseninde 6, y ekseninde -4. 6,-4 demek ki bu nokta. Şu noktanın koordinatları. X ekseninde 0 var. X'e doğru gidersek buradan 0. Y ekseni üzerinde -3. 0'a -3'tür bunun koordinatları. Zaten y ekseni üzerindeki noktaların absisleri 0'dır. X ekseni üzerindeki noktaların da koordinatları, ikinci bileşenleri 0 olur. Şu noktanın koordinatları -2, x ekseni üzerinde -2 var, virgül 0. X ekseni üzerindeki noktaların ikinci bileşenleri 0 olur. Gelelim bu noktaya. Koordinatları x ekseninde -3, y ekseninde 3. X ekseni üzerinde -4, y ekseni üzerinde 3. -4,3. Şimdi biz gelelim kendi sorumuza. F0 isteniyor. Bakın F0 buradan, F0 şu noktadan -3 olur. Bunun yerine -3 yazıyorum. Sonra artı 2, şöyle devam ediyorum. Artı 2 çarpı F-4. Şuradan bulacağız. Buradan F-4 eşittir 3 olur. Bunun yerine 3 yazıyorum. Sonra F-2'yi bulacağız. Şuradan buluruz onu da. Buradan. F eksi 2 eşittir 0. Birincinin görüntüsü ikinci. Bunun karşılığı da 0. Bunu kullanmadık. Eğer F6 istenseydi bizden, biz onun yerine eksi 4 yazardık. Ama şu an kullanmıyoruz. Sorunun içerisinde geçmiyor. Şunu siliyorum tekrar. Şimdi hesaplamaya gelelim. Eksi 3 artı 2 çarpı 3. 6. İkisini toplayalım. Bu da 3 gelecek. Evet, var mı anlaşılmayan bir nokta? Bu noktanın koordinatları -2,0. X ekseni üzerinde -2, y ekseni üzerinde 0 var. Ya da şunu da söyleyebiliriz. 3 olamaz. Bu eksen üzerindeki, x ekseni üzerindeki noktanın y ekseni üzerindeki karşılığı. Böyle çapraz gitmeyeceğiz. Dik bir şekilde gidiyoruz. Yani tabii şöyle y ekseni bu. Diğerlerini çizmeden yazarsak y ekseni bu. Şurası 0 noktası. Burası 3 noktası. Biz eksi 2 noktası şurada. Bu eksi 2 noktasından y eksenine dikme indiriyor. Y ekseni üzerindeki karşılığı da 0. Şöyle dik bir şekilde gelirsek 0 buluruz. Şunu da söyleyebiliriz. X ekseni üzerindeki noktaların ikinci bileşenleri daima 0'dır. Oradan da söyleyebiliriz.